Osman Gazi Belediyesi Kadın Gözüyle programını sunar. Kadın Gözüyle ekibi olarak bu hafta Çaybaşı Mahallesi'nde olacağız. Osman Gazi ilçesinin Uludağ'ın arka yüzünde bulunan ve Keles yolu üzerindeki bu mahallenin güzelliklerini sizlerle paylaşacağız. Hadi başlayalım. Osman Gazi ilçesi Çaybaşı mahallesinde mahalle muhtarımız Ali Karakaya yanımızda. Hem mahalleyi konuşalım hem güzelliklerini hem doğallıklarını anlatsın istedik bizlere. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Çaybaşı'ndan bahsedelim. Nasıl bir mahalledir? Neler yapıyoruz burada? Burada yaşam nasıl sürüyor? Çaybaşı mahallesi Bursa'ya 30 kilometre uzaklıkta. Merkez Osman Gazi'ye bağlı bir mahallemiz. Geçim kaynaklarımız, maden suyu fabrikalarımız, çilek, bunun gibi üretimi olan köylerden biri. Güzel bir köyümüz, Bursa'ya yakın. Kalabalık bir köyümüz, göç olmayan bir köyümüz. Bunun gibi işte fabrikalarımızın sayesinde göç olmamış. Şu anda da geçimimizi fabrikalar sayesinde devam ettiriyoruz. Biraz geçmişinden bahsedelim. Çaybaşı ismi nereden gelir? Bu ismi nasıl almıştır? Yörük köyü müdür? Göçmen köyü müdür? Hangi köylerimizdendir onu da belirtelim. Köyümüz Yörük köyü. 650 yıllık bir geçmişi olan bir köyümüz. Eski adı Gündüret. Gündüret köyü. Sonra Çaybaşı, Nilüfer çayının buradan geçmesiyle, üzerinde olması sebebiyle Çaybaşı olarak değiştirilmiş. Şu anda Çaybaşı olarak devam ediyor ama eski adı Gündüret köyümüzün. Peki mahallemizde neler var? En bildiğimiz bir ilkokulumuz var. Çileğin geçim kaynaklarının dışında hayvancılık var mıdır? Buradaki Osman Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalar, hizmetler nedir? Ya da mahalle olarak hizmetlerden şu da olsa çok iyi olur dediğiniz neler vardır? Şimdi geçimimiz hayvancılık yok, kalmadı artık. Eskiden vardı. Şimdi bir iki tane küçük sürülerimiz, küçük baş hayvanlarımız var. Onun dışında asıl geçim kaynağımız maden suyu. Çilekçilik de aynı şekilde devam ediyor. Yediveren çileğimiz meşhur. Evet, yediveren çileğimiz meşhur. Başka türlü geçim kaynaklarımız, hayvancılık gibi şeyler yok, kalmadı artık. Ama en güzel çilek ve maden suyu. Başka bir geçim kaynağımız yok şu an. Peki ilkokulumuz mevcut? Tabii ilkokulumuz mevcut. Bölge okulumuz var. Taşımalı sistem var. 7 köyün öğrencileri bizim köyümüze geliyor. Ama her geçen gün öğrenci sayısı düşüyor. Bu göç maalesef okulumuzun yani 200 öğrenciden şu anda 130 öğrencilere kadar düştü. Yani bilmiyorum artık nereye kadar düşer ama bizi bu üzüyor. Köylerdeki göçler bizim köyde olmuyor ama genel köylerde göç maalesef oluyor yani. Gençlerin yararlanabileceği neler var mahallemizde? Şimdi bizim yaptığımız geçen dönem göreve geldiğimizde güzel bir halı sahamız var. Halı saha yaptırdık. Basketbol, voleybol sahalarımız var. Gençlerimiz her akşam maçlarını, basketini yapabiliyorlar. Onun dışında da şu anda fazla bir aktivitemiz yok. İnşallah bu dönemde daha yeni şeylere imza atmayı düşünüyoruz inşallah. Peki. Çok teşekkür ediyorum mahallenizi tanıttığınız için. Ali Bey'in tanıtmış olduğu bu güzel Çaybaşı Mahallesi'ni kadın gözüyle hep beraber gezmeye başlayalım. Thank you.
ekibi olarak öğrendik ki Çaybaşı Mahallesi'nin en önemli gelir kaynağı yedi veren çilektir. Peki çileği nerede pazarlıyorlar? Biz tüketiciler, Bursalılar nerede bulacağız? İşte muhtarımız tam noktasına getirdi bizi. Neredeyiz muhtarım? Çaybaşı Mahalle Pazarı'ndayız. Evet. Açık pazarımız. Hafta sonları genelde yoğun olur. Evet. Yetiştiricilerimiz işte çileklerini burada kendi yaptıkları salçası, eriği, kirazı, çileğini burada pazarlıyorlar. Şimdi bu pazarımızın tam olarak hangi mevkide, ne tarafta kuruluyor? Çünkü bunu almak üreticiden taze taze toplananı, sabah çisiliyle toplananı yerinde almak isteyeceklerdir. Nerede bulacaklar, hangi istikamette? Keres yolu üzerinde 30 kilometre uzaklıkta. Çaybaşı'nı geçince hemen 1 kilometre sağda. Evet. Bu her zaman, çoğu zaman zaten 30 yıllık bir pazar burası. Geçmişi olan pazar. Tanıyanlar zaten bilir. Evet. Burası bu şekilde devam ediyor. Devam ettirmemizin sebebi de ben sizden şu vasıtayla, Mustafa Dündar'dan, başkanımızdan, bu köylerimize buraya daha modern, daha güzel bir pazar yeri de istiyoruz. Evet. Bunun için pazarcılarımız sürekli bizden bunu istiyorlar. Biz de Mustafa Başkanımızdan buraya güzel, hoş bir pazar yeri yapılmasını istiyoruz yani. Pazarcı demeyelim, bizim buranın yerli, milli üreticisi, evet, diyelim. Tabii tabii, kendi Çünkü üreticisi. Gördüğüm kadarında her şey var. Fasulye gördüm, üzüm gördüm. Bir de yöresel kendi yapmış oldukları reçelleri, salçaları da gördüm. Tabii, kesinlikle burada olan var burada zaten. Dışarıdan gelen bir ürün yok burada. Kendi ürettiğini kendisi pazarlıyor burada. Evet. Burası da güzel bir marka oldu. Gelen giden soruyor. Hatta yoğun da bir ilgi var buraya. Evet. Bu yüzden bu ilginin daha devam etmesi için daha güzel bir yer olursa daha da hoş olacak yani bizim köylülerimiz adına. O zaman hemen yetkili makamlara bizler de kadın gözüyle ekip olarak iletmiş olalım. Çünkü bulunduğumuz noktada biz çekim yapabilmek için birkaç dakika beklemek zorunda kaldık. Arabalar gerçekten bu noktada duruyor ve buradan alışverişlerini yapıyorlar. Birebir üreticiden, Çaybaşı çiftçisinden alıyorlar. Genellikle de tezgah başında hanımlarımızı gördüm. Tabii ki beyler de arabalarla mal getirip götürüyorlar buraya. Bu da çok önemli. Motorumuzun da belirttiği gibi Sayın Mustafa Dündar buraya ahşap, böyle modern tahtadan küçük küçük kulübeler yaparsa daha modern olacak. Zaten buranın sloganı da çok önemli bir şey. Çayva. Şimdi onu da merak ettiniz. Çünkü ben de hep merak ediyordum. O minik kardeşimizle de sohbet etmeyi unutmayacağım. Neden öyle dediğini de öğreneceğim. Ama ben birkaç sohbet etmek istiyorum. Görüyorum ki köy ekmekleri de var. Hadi sohbete başlayalım bu noktada. Kadar bu noktada satış yapsalar da yaz ayları gelip geçiyor. Şu an içinde bulunduğumuz mevsim sonbahar olunca onlar da bu ürettiklerini satmaya kış aylarında da devam ediyorlar. Çünkü gelir kapıları bunlar ve derme çatma yapmış oldukları bu tür yerlerin altında da sığınmaya çalışıyorlar yağmurdan. Ama teyzemiz tahtını yapmış. De diyor ya ulu önderimiz Kemal Atatürk, çiftçi, köylü milletin efendisidir diye. İşte tam da o noktadayız. Hemen ablamı tanımak istiyorum. Bakalım bizlere neler anlatacak. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminizi öğrenebilir miyim? Saadet Öztürk. Şimdi burada neler satıyoruz? Çileğimiz var, kendi ürettiğimiz biberimiz, salçamız, kurşunluyu topluyoruz, üzümler, kendimiz, domatalar, kendimizi hepsini doğal olarak yapıyoruz. Buraya satmaya geliyoruz. Sabah kaçtan kaça kadar çalışıyorsun sen, sabah yoğunsun? Sabah 5'te kalkıyoruz, taze taze topluyoruz, 10'a doğru buraya getiriyoruz. 10'a doğru buraya getiriyoruz. Getiriyoruz, müşterimiz Allah'a şükür geliyor, biliyor, gelenler oluyor, taze taze alıp gidiyorlar. Kendi üretiyoruz, kendimiz doğal olarak yetiştiriyoruz bunlara. Kaç senedir böyle çıkarsın bu yola? Ben 25 senedir yapıyorum bunu. 25 sene, 60 yaşındayım, 25 senedir yapıyorum. Allah ömür versin, yapmaya devam edin. Allah razı olsun. Şimdi bu çileğin sırrı kokusunda mı, neyinde, hangi alın terinde? Bak, biz bu çileğe bir şey vermiyoruz. Bir su, bir çilek, bir toprak. Kendi toprağımızdan suyunu bol versen hiçbir şey vermez. İlaç doğal olarak satıyoruz. Peki, çay dadı kendi dada. Dadı kendi dada. Peki bu çileği yetiştirirken toprağınız mı güzel sizin Çaybaşı mı? Toprağımız verimli, güzel. Suyumuz bol, su olmazsa olmaz. Evet. Suyumuz bol olduğu için sıvırıyoruz, güzel oluyor.
Her şeyimiz organik, güzel. Bak domata, pembe domatalar, biberler, üzümler kendimi sabahleyin kalktım topladım. Evet. Ekmek yapıyor, satıyoruz. İşte çileğimiz var, fasulye getiriyor. Sadece yine toplamaya gideceğim tarlaya. Bunları böyle olanlara bırakayım, şimdi toplamaya gideceğim. Şimdi toplamaya gideceksin bir daha. Fasulye toplamaya gideceğim şimdi de. Sabah çilek topladın, sabah öğleden çilek sonra da? Topladım, domata topladım. Öğleden sonra fasulyemi toplayacağım, bunu çıkaracağım buraya. Buraya da onu çıkaracağım. Allah bereket versin. Burada satıyoruz. Güzel müşterimiz de geliyor. Satıyoruz, değerlendiriyoruz. İşte kurak altı böyle açıktayız. Öyle işte derme dakma bir şeylerin altında duruyoruz. Ama olsun. Olsun, şimdi sen güzel. Bu gençliğinin sırrını bu çalışmaya borçlusun. Çalışmaya verdik. Çalışmaya. Çalışmayı seviyorum. Çalışanı da seviyorum. Muhtarımız da hemen köy ekmeğimiz sıcak, de geldi sıcak, zaten sıcak, sıcak sıcak ekmek. Yeni bunu çıkmış. Bunu da gelinim yapıyor, oğlum yapıyor. Evet. Hiç pakmaya yok bunda. Doval olarak ekşi maya. Ekşi maya. Ekşi maya. Herkes de geliyor, arıyor bunu, buluyor. Orada evet. Buluyor. Allah razı olsun gelenlerden. Ben çok teşekkür ediyorum ben size. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kolaylıklar size diliyorum. Size de şöyle bir Burak Altı yapmasın başbakanımız, ne yapalım? O zaman hemen iletsen. Lütfen ekran başında beni izleyenler. Mustafa Dündar'a söyleyelim. Bize güzel bir kurak altı, güzel pazar yeri yapmasın. Şimdi ben ablamın, teyzemin lafıyla söyleyeceğim. Kurak altı diyor. Yani kuru olsun biraz diyor başımın üstü, damımın üstü. Naylonun altında bir rüzgar geliyor bu yana götürüyor. Bir rüzgar geliyor bu yana getiriyor. Islanıyoruz. Şemsiyeler de durmuyor. Rüzgar çok vuruyor. Evet. Onlar da bak kırıldı. Şemsiyem takamıyor. Bize de Mustafa Dündar madem bizi burada, biz de bu Osman Gazi'nin mahallesiyiz. Bize de bir kurak altı güzelce de bir pazar yeri yap besin. Peki ben iletmiş olayım kameralar ve kendi mikrofonum evet. Aracıyla. Evet. Tamam evet, sağ olun, var olun. Güzel bir kurak altı yaparız. Çok çok teşekkür ederiz. Oyları da yine ona veririz. Ne diyeyim? Ben çok teşekkürler bu sohbet için. Oylarda yine onun çoluğum çocuğum aynı yerdeyiz. Peki çok teşekkürler. Kolay sağ olun gelsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. İşte mallarımız, ürettiğimiz düzenler bunlar. Peki nasıl satıyorsun? Ne diye bağırıyorsun onu merak ettim. Bağırmadan gelen, buyurun diyoruz. Gelen oluyor gidiyor zaten. Hı. Teşekkür ediyoruz. Gelen zaten görüyor. Geldi gelir önümde beğenir, yer tadına baka alır gider. Şimdi müşterilerimiz geldi, bak araçlar geldi. Şimdi ben seni kaldırayım, sen ilgilen. Gel, tamam sağ ol, Allah razı olsun. Bak, şimdi gelir o. Gelir bana bulur. Misafirlerimiz, konuklarımız geldi. Sağ olun, var olun. Hadi bay bay. Hadi çok çok selam söylüyorum Mustafa Dündar'a da. Öyle tamam. Diyorlar ablalar, teyzeler. Buyurun gülüyor. Çay var, çay. Şimdi yedi veren çilek diyorlar. Tarladan az önce toplandı. Sabahın seherinde topladılar ve hemen satışa bu noktada sunmaya başladılar Çaybaşı'nın köylü pazarında. Hemen yanımızdaki abimizi tanımak istiyorum ben. Neden yedi veren diyorlar? Çileğin özelliği nedir? Öğrenelim. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. İsmim Murat Dündar. Çaybaşı köyünde bir fabrikada işçi olarak çalışıyoruz. Arda kalan zamanlarımızda işte biraz hobi olarak, biraz ticari amaçlı bütçeye katkı olarak tarımla uğraşıyoruz. Ailecek evet. İşte söylediğiniz gibi sabahın 6.30'unda kalktık. Daha gün yeni ışırken çocuklarımızla, annemizle babamızla gittik, çileğimizi topladık. Evet. Ve buraya pazara getirdik. İşte müşterilerimizi bekliyoruz. Bilen biliyor bunu kıtayı ama evet. Yedi veren çilek, neden yedi veren çilek diyorsunuz? Lezzetinin tadını toprağınızdan, bereketi toprağınızdan alıyordur ama neden evet. Bu şekilde hitap ediliyor buna? Şimdi bu çileğin yedi veren olarak hitap edilmesinin sebebi işte Mayıs aylarında başlıyor. Haziran'ın ortalarına doğru ufak bir dinlenmeye geçtikten sonra kıra deriz, kar deriz. Kar ve kıra düşene kadar bu çilekten verim alıyoruz biz. Onun için yedi veren olarak adlandırılıyor ve lezzetine gelince ben özellikle kendi köyümün, Çaybaşı'nın burada yağlı bir toprağımız var. Evet. Maden suyu
fabrikaları da var biliyorsunuz. Bu toprakta yetişen her şeyin çok lezzetli olduğunu kendimiz biliyoruz. Buradan alışveriş yapan müşterilerimiz de bunun farkındalar yani. Ve bunu da bize dönüyor zaten. Peki. Başka yerden aldığımız ürünlerden şu lezzeti bulamıyoruz diye söylüyorlar. Bahçede neler var başka? Ya bahçede kuşburnu gördüm ben. Kuşburnu var işte, orijinal dağ böğürtlenme var. İsteyene aşı böğürtlenme var mesela. Evet. Fasulyemiz, biberimiz, domatesimiz, her şeyimizi yetiştiriyoruz. Yani bizim burada çok yönlü bir yetiştirme şeyimiz var yani köyde. Şu an hazırlıklar burada devam ediyor. Bir yandan kameranın arkasında hala tarlasından toplayanlar bu küçük tezgahlara malını getiriyor satmak için. Çünkü zaten Keles yolunda olmaları avantajlı. Biz sohbetlerimize devam edeceğiz. Bir noktayı da belirtmek gerekiyorsa, bu bölgede 3 maden suyu firması var. Bir de öz su kaynaklarımız buradan yine dolduruluyor. Çok bereketli toprağının yanında çok bereketli suyu da var diyebiliriz. Özellikle maden suyu anlamında. Şimdi köyümüzü ve mahallemizi gezmeye devam edelim. Bu arada Sayın Muhtarımıza da köyümüzün tanıtımına katkıda bulunduğu için, pazarımızın tanıtımına katkıda bulunduğu için sizin önünüze teşekkür etmek istiyoruz. Her kim olursa olsun, ister Keles yönüne ister Bursa yönüne gitsin, bu yazıyı muhakkak okumuştur. Onlardan biri de benim Çayvay yazar. Merhaba. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? Umut. Umut. Sen mi böyle çığırganlık yapıyorsun Çayvay diye? Söyle bakalım. Dedemle ikimiz yapıyoruz. Nasıl söylüyorsun? Çayvay. Çayvay. Neden Çayvay? Çünkü sıcak Çayvay. Bak, niye reisi yok? Niye resi yok? Çünkü komik olsun diye. Ha, komik olsun diye. Sen mi düşündün, akıl ettin bana böyle? Hı hı. Ama herkesin dikkatini çekiyor bu. Çeksin. Daha iyi. Daha iyi değil mi? Sen mi ikram ediyorsun çayları? Dedem ikram ediyor, ben boşları topluyorum. Sen boşları topluyorsun. Hı hı. Bize de ikram eder misin kadın gözüyle ekibine? Ederim. Edersin. Ama şöyle bir bağır bakalım, duysunlar bizi. Çay var mı? Çay var. Çay var. Dediğim gibi çok ilginç ve enstantane burası. Çayvay demesi. Çayvay. Özellikle minik kardeşimizin bunu yapıyor. Çok hoşuma gitti benim de. Ne dersiniz? Valla Çayvay, bu da bizde, o da bir markalaştı artık. Evet, markalaştı. Rahmi abimiz var sağ olsun. O da güzel, kaliteli çay demliyor. Evet. Suyu güzel. Çay yoldan geçenlere güzel bir hizmet oluyor burada. Evet. Gelen geçen de memnun. Evet. Evet. Peki, hemen biz de o zaman bu suyunuzdan, evet, güzel mis gibi dağ yöresinin suyundan demlenen çayını, özellikle Çayvay'ı biz de tadalım bakalım. Umut bize ikram etsin. Umut bize ikram etsin. Hadi karşıya geçelim. Tamam. Burada mı oturuyoruz? Şurada mı oturuyoruz? Hadi bakalım. Evet Rahmi abi, şu çay var da olur. Dede, çay istiyorlar diyor. Ama çay istiyorlar demiyor. Çayvadan ver diyor. Çayvay, çay. We'll be right back.
Çileğin bakımı zordur. Bir dönem ben de denemiştim, bilirim. Ablam şimdi bana biraz tiyo vermeye çalışıyor ama bir yandan da kızıyor. Saadet ablam diyor ki bıcık bıcık toplanmaz öyle tek tek diyor. Şunu avuçlayacaksın, birkaç tane birden alacaksın hemen diyor. Patır kütür yapacaksın. Patır kütür toplayacaksın diyor. Şimdi Saadet abla. Bak çileğimize. Şimdi birazcık ben yardım ettim sana, topladım. Yardım ettin, sağ ol. Şimdi bunun bakımı kaç zaman sürüyor? Hangi mevsimlerde yapıyorsunuz? Biz buna Nisan ayında başlıyoruz toplama. Nisan, Mayıs başlıyoruz ilk toplama. Aşlamasında Kasım'da başlıyoruz. Aşlıyoruz böyle, poşet veriyoruz. Yeni toprağı aktarıyoruz, temizliyoruz. Güzelce otunu temizliyorsunuz. Otlan temizliyorum. Her şeyden iplik iplik otlan temizliyorum. Ondan sonra bol suyunu veriyorum. Başka bir şey vermiyoruz. Şimdi, otunun içinde susuz bırakmayacaksın, otlu bırakmayacaksın. Otlu bırakmayacaksın, susuz bırakmayacaksın. He. Çok lezzetli çilekleriniz var. Çok lezzetli var. Bak, hiçbir ilaç, bir şey yok. Bir gırık, bir direm bir şey yok bunda. Şimdi bu arazi senin mi? Burası bizim böyle. Ali Muhtarım, arazileriniz böyle engebeli bir dağlık tarafında ama yine ürünleriniz çok bereketli. Çok biraz çok toprağınızdan güzel bahseder misiniz? Bizim toprağımız kili toprak. Yani her şey ne ekersen oluyor bu topraktan. En güzel mahsullerden biri de çilek. Çilek, en güzel çilek. Hem ekonomik olarak güzel. 7 veren, Mayıs ayında başlayıp daha 11. aya kadar devam ediyor. Biraz maşakkatli bir başlangıcı vardır ama sonunda güzel verim olduktan sonra güzel. 3 yıl ve 4 yıl gibi bir kısa bir dönem gidiyor gerçi ama. Çilekler, evet. Evet, ama her sene de yeniliyoruz biz bunu. Her sene yeniliyoruz. Her sene. Çünkü yenilemezsek devamı gelmez. Şimdi burası bu sene biter, yan tarafı yaparız. 1-3-4 sene orası, değiştirir sürekli yeri. Ama en güzel geçim kaynaklarımızdan biri bu çileğimiz. Bu çilek tarlası burada 3 sene durduktan sonra hemen yan tarafına mı kaydırılıyor? Evet. Ya altına alırız ya yanına alırız ki burayı tekrar taze fidelerle tekrar yapar. Bir 3 yıl daha öyle devam ettiririz yani. Şimdi engebeli bir arazide oluşunuzda sürmek nasıl oluyor? Ya da şunu sorayım, sulamak nasıl oluyor? Damlama sistemi kullanıyoruz. Evet. Artık genel olarak damlamaya geçtik. Çünkü en güzel sulama sistemi, damlama sistemi. Hem istediğimiz kadar, istediğimiz saat su veriyoruz. Hem çileğin verimini arttırıyor bu damlama sistemi. Hem heyelanı engelliyor. O yüzden damlama sistemine geçtik. Daha güzel verim alıyoruz yani şu damlama sisteminden. Şimdi bu çileğimiz aynı zamanda hem kendi buradaki mahallenin çıkışındaki köylü pazarında yer alıyor. Bir de Osman Gazi Belediyesi'nin pazar günleri Çarşamba Park'ta yapmış olduğu pazarda yer alıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Sağ olsun belediye başkanımız orada bir yer tahsis etti bize. Onun pazar günleri gerçi burası da oluyor, orası da oluyor ama artık bir orası bir burası idare ediyoruz. Çünkü orada fazla bir yerimiz olmadığı için genel olarak burada tüketiyoruz yani. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi. Ekip arkadaşlarıma size hayırlı yolculuklar. Ben şöyle. Siz devam edebilirsiniz çekimlere. Şimdi ben az önce dalından topladığım için. Dalından topladığın gibi ye. Hmm. Hakikaten bak, önceki Nisan'a yakından fazla da güzel tatlı. Evet, tam tatlı zamanı. Tam Eylül ayında gerçekten çilek mevsimi diyebilirim. Aslında biz Nisan, Mayıs biliyoruz ama. Ekşi oluyor o zaman. Şu ben anki tadını. Ekşi oluyor. Böyle bunları iplik iplik, bak bundan ben böyle ottan tek tek alıyorum böyle. Tek 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 böyle kopara kopara öyle bakımı, olmazsa. Bakımı biraz sıkıntılı ama gelir güzel. Böyle bunları gelir böyle güzel. Kopara kopara cidden de. Çileğimiz böyle kaça gidiyor? 10 lira. 10 lira. 10 lira kilosu. Kilosu 10 lira. Evet. Ama değer bu yemeğe, evet, bu çabaya, bu tada. Gerçi biraz tüketiciler rahatsız, yüksek fiyat diyorlar ama gerçekten üretmesi de kolay değil. Üretmesi yani de kolay değil. Bak bunun biçimini, fidesi, bunun parayla ziraattan alıyoruz. Poşeti, naylonu, kablosu, borusu. Aynen. Tel çevirdim domuz girmesin diye böyle etrafına. Orada onun için. Şimdi dağ yöresi olduğumuz için yabani çilek hayvanlarımız bu bölgede var. Çilek pahalı değil. 10 lira normal. Kaç senedir 10 liradan veririm? Yine 10 lira. 15'e vermez 10 lira. Ama bu çileğe de 10 lira verilmez mi? Çürüğü yok, ezi yok. Şuna bak. Vallahi rengi bak, çok güzel. Almanın alacağı geliyor. Evet, almanısı çok fazla. Çok tadı zaten, tadı kokusu güzel ve tadını şu organik, an ekran başındakilere aktaramıyorum yani tabii ki. Organik. Tamam, kendileri. Hiçbir şekilde hiçbir şey yok gübre bak kullanmaz. Olsa bu gibi gibi olur onlar. Bir normal çilek. Ben zaten çolum çölüm torunlar yiyor. Albion gelmem cinsidir. Öyle. Kendisi Albion cinsi. Bizim en çok kullandığımız çilek. Albion. Doğru söyledim. Evet. Buranın sizin 7 veren dediğinizin gerçek adı. Onu da öğrenmiş olduk ve izleyicilerimize aktarmış olalım. Hadi yolumuza devam edelim. Bakalım daha çay başındaki güzellikler nelerdir? Kadın gözüyle görelim.
gelmedi de reklam çekse TYT'de de çiçek toplamak ekmeği yazımı gelmedi. Ben de kızdım. Oraya gelmedi, ben de buraya geldim. Sana söz vermiş işte. Tamam, sabah benim adıma. Sabah ben de hemen eşlik edeyim dedim efendim. Köyden mahalleye dönüşmüş bu tür yerlerin olmazsa olmaz karesidir. Burası bir fırın. Evet. Ekmeğimizi attık. Attık. Çıkar kaçta yoğurdun? Sabah bir de yoğurdum, elip bir fırını çıkardım, sattım. Sattın ekmekleri. Tabii, sattım. Maşallah. Şimdi ikinci fırın. Şimdi sen sabah bir de dedin, bu sabah. Gece bir de. Gece bir de. Beşte yazdım minatlara koydum. Sekizde pişti ekmekle. Ondan sonra bunları yazdım, çilek toplamaya gittik. Çilek toplamaya da gittik. Tabii, sizi reklam çekmek diye. İsim neydi teyze? Hayriye, Hayriye. Hayriye teyzeciğim. Karakayalardan biz. Karakayalardansın sen. Muhtarın işçesi. Ne, muhtarın nesi yengesi, oluyorsun? Yengesi oluyorsun muhtarın. Şimdi bu ikinci fırın ekmek. İkinci fırın gari. Kaç ekmek oluyor fırın? 32 tane oluyor. 30'da sabahtı. 30'da sabahta. Bunlar 21 tane. Bunları biraz az yaptım. Ha, az yaptım. Tepsi de var, yeter. Nasıl peki satışları, iyi mi ekmek? Çok iyi, çok iyi. Biliyorlar mı buranın ekmeğini? Biliyorlar, geliyorlar, alıyorlar, beğeniyor. Bizim için özel mısır da atacak. Mısırları da dedi, biraz mısır yiyin dedi. Taze taze, dalından kopardım dedi. Bak, domates, fasulye, her şey. Her şey var. Burası da olmuyor. Her şeyi yapıyoruz, her şey var günüm. Oraya geleydiniz, daha güzel. Domates var da, biberler var da. Mısır, gül getirmiş tabi. Tarlada her şey vardı tabi. Şimdi ailece bunlar, hemen hemen her evin ailece iş çalışıyorlar. Dur şimdi mısır da pişireceğiz, ekmeği pişirdik. Sattık, ikinci postaya yatıyoruz. Ali Bey. Ali Bey, onu beklettim. Oh, közün içine mis gibi. Oh. Öyle. Bu şimdi nasıl yenir, nasıl yenir bir bilseniz. Tadından doyum olmaz. Çok güzel. Bizi beklemiş ablam sabahtan beri. İlk postaya beklemiş ama biz çekimlerden dolayı ikinci postasına yetiştik ekmeği. Hemen ekmeği yazdım, çileğe seyittim. Vallahi çatlatacaktım Utah Bey. Beklemekten değil mi? Tabii. Ha, bıraktım, kısın onu. Bıraktım, geldim. Ekmeği ateşlerim, onu da bıraktık yolda. Nasımlar pişti. Bu ekmekler bu yol kenarındaki köylü pazarına oraya mı? Oraya da gidecek, burada alıyorlar onları. 11 tane oraya da. Aha, 2 tane oho gittiler. Oho, sesi geldi mısırın hemen. Patlamaya başladım. Gel. Benim ekmeklerim gidiyor onlar güle. Ateşimizde zaten mısırın kokusu buram buram geliyor. Ekmek kokularıyla, ekşi mayalarıyla karışıyor, ekşi maya kokularıyla. İçeride ekmekler pişmiş, bir postasını pişirmişler, satmışlar. Şimdi devam ediyorlar. Biz de yolumuza devam etmeden önce hem tatlarına bakalım, hem biraz soluklanalım. Daha sonra çay başına anlatmaya devam edelim. Thank you.
Bize çekti mi? Koronadan dolayı yaklaşamıyoruz. Bu da tırpa. Yaş olmasın diye geldiğiniz yeter. Ne güzel. Zaten bir laf vardır. Ben hep söylerim bunu. Kapısının önünde çiçekler varsa güler yüzlü insanlar vardır demişler. O şeyde. Benim lafımdır. Çok severim o yüzden de bu lafı. Bak, nenem, teyzem ne güzel, anacım ne güzel gülüyorlar. Otlatır ısıç göremeyin ben. Teşekkür ederim. Kaynamış mısır var. Bugün mısırdan şansım gidiyor. Ekmekten şansım gidiyor. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Safalar geldiniz. Bakarız. Yani bunu açık karıştıran ne salça koyayım ben? Ben sana salça koyayım. Üstüne patlar ama. Patlarsa patlar. Gelirse vallahi yakarım ben. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Ben uzaktan karıştırırım. Oldu. Anacığım, yaş kaç ana? Bunlar biliyorlar çocuğum ben. Benim okuma yazma yok. Yani imza mı? Fil tarihinde doğdum diyorsun. En son hatırladın da yıl kaçtı? Kaç mı? 20'li mi olsun? Hatta şey diyelim Müteran Hanım. Hafızası iyidir annenin. İstediğiniz gibi sor yani. Bizim bu canlı arşivimiz yani. Seni geçecek. Senin gençliğin nasıldı babam? Çok güzel geçti. Çok güzel geçti yavrucuğum. Ben şimdi... Hadi kolay gelsin size. Ben televizyonunu çıkartacağım. Tamam. Şöyle dön bir poz ver. Tamam. Böyle hadi bay bay. Sen de cellat gibi geziyorsun. Ya dikkat et, arkamda gördüm az önce dedim. Anne ot biçim ot. Bu hafta Osman Gazi ilçesinin güzel mahallelerinden Çaybaşı'ndaydık ve burayı sizlere gezdirmeye çalıştık. Yediveren Çileği ile tanıştırdım sizleri. Ben de hoş sohbetler ettim, pek çok şey öğrendim. Ancak bizlere ayrılan sürenin de sonuna geldik. Haftaya görüşünceye kadar sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın.
Osman Gazi Belediyesi Kadın Gözüyle programını sundu.